Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım. Umarım sizler için de faydalı ve keyifli bir video olur. Paylaşacağım modeli bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca dikdörtgen, şal veya yelek yapımında da kullanabilirsiniz. Pek çok farklı alanda değerlendirebilirsiniz. İki renk kullandım. Şöyle küçük bir ön çalışma hazırladım arkadaşlar. Bebek yünü kullandım ve 3 milim tığ kullandım. Dilerseniz vakit kaybetmeden model kurulumuna başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum. Çekeceğim zincir sayısı 4'ün katları artı bir zincir daha yapacağım. Altı tane zincir çektim. Artı bir tane daha yapıyorum. İkinci boşluğa sık iğne. Bir sonraki boşluğa sık iğne. İlk sıramız sık iğne olacak. Yine yaptığımız sık iğne sayısı da 4'ün katı şeklinde olacak. Evet arkadaşlar, bir sıra sık iğne yaptım. 4 tane zincir çekiyorum ve modeli çevirdim. Tığın başını 2 defa doladım. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde V görünümü oluştu. Bakın şöyle netleştirelim. Şu şekilde arka tek kanadından ilmek aldım. İkisini birlikte kapattım ve bıraktım. Başımı doladım. Bir sonraki boşluğun yine arka tek kanattan ilmek aldım. Yarım kapatıyorum. Hepsini kapatmıyorum. Bu şekilde yan yana 4 tane yarım trabzan yapıyoruz. Tığ da 6 ilmek. 4'ünü kapattım. İkisini birlikte kapattım. Tığın başını doladım. Bu boşluğa 1, 2, 3, 4. 4 defa da ilmek çıkartarak dörtlü fıstık yaptım ve 2 zincir çektim. Başını 2 defa doladım. Aynı şekilde hiç arada boşluk bırakmadan bir sonraki sık iğnenin arka tek kanadından ilmek aldım. Yarım trabzan. Başını doladım. Başını sadece 2 defa, ilk seferde 2 defa doluyoruz. Daha sonra bir kere doluyoruz. Bir sonraki sık iğneye yarım trabzan. Bu şekilde yan yana 4 tane yarım trabzanları yapıyoruz. Tığda 6 tane ilmek var. 4 ilmeği kapattım. 2, 2. Başını doladım ve bu boşluğa dörtlü fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben ilk sıra desenimi kurdum ve sıra sonunda tığın başını 2 defa doladım. En sonki sık iğnenin içerisine üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Başında 4 zincirle başlamıştık. Sonunda da üçlü trabzan yaptım ki battaniyenin kenarları düzgün bir şekilde ilerlesin. Bir zincir çevirdim. Şimdi aynı şekilde tüm
İlmeklerin arka tek kanatlardan arkadan alarak hepsine sık iğne yapıyoruz. Buradaki sık iğne sayımız ilk sıradakiyle aynı olmak zorunda ki üzerine modeli kurarken eksilme veya artma olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz. Sık iğne yaptım. Sıra sonunda en sonki zincirin tepesine de bir tane sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorum. Ve şimdi burada ikinci rengime geçiş yapacağım arkadaşlar. İkinci rengimi aldım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim ve modeli çevirdim. Başını 2 defa doladım. Yine aynı şekilde. Her ikisini birden değil, sadece arkadan ilmek aldım. Kapatmıyorum. Başını doladım. 2 3 4. 4 tane yarım trabzan. 4 ilmeği kapattım. 2 2. Başını doladım. Boşluğa dörtlü fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte kapattım. 2 zincir. Başını 2 defa doladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Yan yana 4 tane yarım trabzan. Dört ilmek, iki ilmek, iki ilmek. Dört, iki, iki. Ve buraya dörtlü fıstık. Araya iki zincir. Başını iki defa doluyorum. Yan yana dört tane yarım trabzan. Model her iki sırada bir kendisini tekrar ediyor arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Sıra sonunda tığın başını 2 defa doladım. En sonki sık iğnenin tepesine üçlü trabzan yaparak sırayı bitiriyorum. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken altta 1, 2, 3, 4 tane model kurduk. İkinci sırada da 1, 2, 3, 4. Yani bu model sayılarımız eşit olmak zorunda. Yoksa modelimizde eksilme veya artma olur. Buna çok dikkat edelim modeli kurarken. Model her iki sırada bir kendisini tekrar ediyor. Bir zincir. Şimdi arka kanatlardan yine ilmek alarak arka ilmeklerden sık iğne yapıyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra model kurarak devam ediyoruz. Hiçbir zinciri atlamayalım. Sık iğnemiz eksik olursa model de eksik olur. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Desteğinizi göstermek için de yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
Sıra sonuna geldim. En sonki zincirin tepesine de sık iğne yapacağım. Fakat burada diğer rengime geçeceğim için onu da yukarıya aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve çevirdim. Şimdi aynı şekilde model kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Artık model kendisini tekrar edecek. Model ortaya çıktı. Umarım anlaşılmıştır. Sizler için de faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Böyle iki renkte çok hoş oldu. Tek renkte yapabilirsiniz. Üç renkte. Renk kombinini size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın.